Selamlar dostlar. Bugünkü konumuz, bugün bahsetmek istediğim şey Halifax'ta bir öğrencinin, bir yeni gelen göçmenin tutabildiği ev. Ev tutabiliyor mu daha doğrusu? Kiralar, yaşam masrafları. Bunlardan her zaman bahsetmek istiyormuş ki bunlar çok güncellenen şeyler bulunduğumuz yerde. Kanada'da. Çünkü enflasyonla birlikte burada da enflasyon var. Açıklanan tam hatırlamıyorum ama 8-7 arası bir şeydi. Şimdi 6'ya düştüğünü söyleyenler var ama çok fazla yansımadı piyasalara. Keza şöyle, lakin şey yansıyan şey ev fiyatlarında oldu. Biraz düşme oldu. O da faizleri arttırdıkları için insanlar mortgage'a girmekte zorlandı. Yavaşladı bu piyasa. O yüzden ev fiyatları düştü. Düşen şey bu. Neyse. Konumuz şey, kira. Halifax'ta ev kiralamak. Şimdi Halifax'ta ev kiralamak deyince aklıma şey geliyor benim. Daha doğrusu sizin aklınıza. Halifax adası var, bir tane ada gibi bir ada. Orası gelmesin direkt. Çünkü orası artık çok zor, o adanın içerisinde. Halifax Yarımadası diye bir ada var. Orası çok pahalı. Şimdi Halifax deyince bu geliyor dedi. Asıl sizin bakmanız gereken yer yeni gelen bir insan. Şimdi bu bir tavsiye benden size. Bakmanız gereken yer Dartmouth 1. Aklınızda tutun çünkü ulaşım bakımından. 2. Clayton Park. Clayton Park kuzey batısı oluyor. Orada fiyatlar daha uygun. Yani 1+1, 2+1 yerler 1500, 1600, 1800, 2000 o civarlara bulunabiliyor. 1400 artık zor bu içinde bulunduğumuz koşullara ama 1600-1800 bandında bulunabiliyor. Bakın. Yani bunu normalleştirmiyorum ama. Ben 1+1 dairede ilk geldiğimde bundan 2 sene önce Halifax'a. Ben 900 dolara kiralıyordum. Şehrin içinde o zaman. Halifax Yarımadası'nın içindeydim. Kötü bir lokasyon da yoktu. Ama şimdi bu koşullarda bu enflasyon, işte Covid dolayısıyla ev fiyatlarının artması, cart curt derken şimdi her şey daha da arttı. Açık konuşmak. Kanada'nın her yerinde bence. Daha, tabii her yerin farklı parametreleri olduğu için Halifax civarında çok daha diğer yerlere göre daha da arttığını biliyorum. Ya şu an bir düşüş var en başta bahsettiğim gibi. Ama yine de o düşüş %50'ler falan değil. Evet. Bakmanız gereken yer dedim. Clayton Park. Dartmouth. İşte neyse, ben Dartmouth diyorum. Şey gibi, İngiliz takım vardı. Dartmouth mu neydi? Oradan ağzımda şey olmuş. Neyse, Dartmouth taraf diyelim. Sağ taraf. Sağ yarım ada. Sağ yarım, artık yarım değil burası. Sağ taraf diye düşünün. Halifax adasında. Halifax adasında değil. Halifax'ın sağında. Burası biraz karışık oldu ama haritadan bakarsınız anlayacaksınız. Residential bölge denilen suburban, sadece işletmelerin değil daha çok evlerin olduğu bölgelere bakın. Çünkü fiyatlar daha düşük oluyor. Şimdi bizim Türk komünitesi benim gözlemlediğim kadarıyla en fazla Bedford tarafında toplanmış. Sackville'in aşağısı işte Bedford. Clayton Park'ın sınırı Bedford'la olan. Gördüğüm tüm, neredeyse tanıştığım tüm Türk aileler, Türkiye kökenli aileler diyelim, daha doğru olur, o tarafa taşınmış. Bunun nedenleri tartışılır ama bu taşınanların çoğu iş sahibi olan veya yaşı biraz daha benden büyük olan insanlar o tarafa gitmişler. Bilmiyorum nedenini, açık konuşayım. Fiyatlar ucuz da değil. Yani 2000-2500 dolarlardan bahsediyorum. 2+1, 3+1'lerin fiyatları. Ki oraya gitmenizi tavsiye etmem diye de bir şey değil bu. Ama uzak, araç sahibi değilseniz ve olmayı planlamıyorsanız kısa sürede ya da uzun sürede size kalmış. Çok önereceğim yerler değil. Çünkü orada yaşayan çoğu arkadaşım yarı yarıya, arabası var, arabası olanlar var, olmayanlar var. Otobüsle geliyorlar. Zaten oradan aşağı oradan yukarıdan aşağı geliyorsunuz hani çalışmak için veya okul için. Çok uzun sürüyor. Çünkü trafik çok yoğun oluyor. Ana tek yol olduğu için orada. Birkaç farklı opsiyonlarınız olabilir ama sonuç olarak tek uzun bir ana yoldan geliyorsunuz diye biliyorum.
tıkandığı sıkıntı oluyor. Evet. Neyse. Burada kapatalım bu yol mesafeli şeylerini. Kiradan bahsettik. Şimdi başka bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bu genel yaşam. Yani evin dışında. Bu ana tabii demirbaş. Ev bulmak. Barınma. Onun dışında araba önceliğiniz olmasın. Eğer çok böyle yüksek bir bütçeyle gelmiyorsanız bir öğrenci olarak. Çünkü Halifax'ta arabaya çok ihtiyaç duymazsınız. Eğer çok uzakta yaşamıyorsanız dediğim gibi. Eğer Halifax çevresinde veya içindeyseniz, Dartmouth'taysanız araba ihtiyacınız yok. Şimdilik. Bunu aklınıza tutun. Şimdilik sadece. Çünkü giriş yani şeyinize komut dediğim. Genel olarak otobüs sistemleri çok kötü olmasa da güzel. Yani bu söylediğim çok anlaşılmayan bir laf ama hem kötü hem iyi diyebilirim. Ama işinizi görüyor mu? Görüyor. Siz zamanında kalkıp binerseniz bomboş otobüse de biniyor. Türkiye İstanbul'daki gibi değil. Toronto'daki gibi de değil. Bomboş aslında burada otobüsler eğer doğru zamanları yakalarsanız. Yani ben 3 yıldır oturmadım. Maksimum 3 gün 4 gün vardı oturmak için. Otobüs kullandığım zamanlar. Dediğim gibi araca çok ihtiyacınız yok. Onu erteleyebilirsiniz. Üçüncü olarak otobüs biletleri burada aylık Akbil $82 Akbil sınırsız otobüse biniyorsunuz, sınırsız vapura binebiliyorsunuz. Gayet makul aslında yani 50-60 dolar olsa aslında tam değeri dersin 50-60 burası için çünkü metro yok. Anladınız mı? Çok fazla şey yok. Çok fazla bir gidebileceğiniz bir yer yok açıkçası o şeyde. Ama 82. Yani idare eder. Fena değil. Araç almak isteyen bir arkadaş için de ilk Türkiye'den gelen biriyseniz buraya yaşınız 20'li 30'lu yaşlardaysa sigorta çok fazla. Bir araca eğer karşı tarafı da kendinizi de kapsayan bir sigorta yaptıracaksanız kaldı ki bir arabayı kiralıyorsanız veya financing yani taksitle aldıysanız iki tarafı da koruyan sigorta almanız lazım. Bunlar da çok pahalı. Yıllık 3000, 4000, 5000 dolar karşınıza çıkacak. Bunu unutmayın. Araba modeline ve yaşadığınız yere göre değişir ama bu dediğim tecrübeyle sabit. Yani sadece kendim için konuşmuyorum. Benim de yüksek. Çünkü arabayı yeni aldığım için Türkiye'deki driving historisinde görmüyor yani driving rekorları kayıtlarını. Görüyor ama o ehliyet alırken o başka bir videonun konusu. Şimdi yaşamdan dedik. Araba, ev falan bunlardan bahsettik. Asıl önemli olan yiyecek, yemek masraflarınız, şeylerimiz. Şimdi benim bunu ayrı bir videomu yapsam yoksa şimdiden bahsedeyim. Şimdi burada tek bir yerden alışveriş yapmayın arkadaşlar. Şimdi ben Kanada'ya gelip Toronto'da da farklı şehirlerde de bulundum. Benim yaptığım yanlışlardan bir tanesi gidip bir tane alışveriş merkezine marketten sürekli her şeyi oradan almak oldu. Bu çok yanlış bir şey çünkü çok pahalı olabiliyor bir ürün orada. Aslında onun farkına varmıyorsunuz. Yani Kanada'da discount market tarzı yerler çok fazla. Bim tarzı. Mesela bizim bulunduğumuz eyalette şehirde Giant Tiger denilen bir şey var. İşte No Frills de var. Ona low budget. Aslında low budget de değil. Discount aslında bunlar. Yani kötü ürün satmıyorlar. Sattıkları şeyler kötü değil ama bir şekilde nasıl oluyorsa bu çok ucuza satıyorlar. Yani bilmiyorum. Yan kalite mi artık tam bilmiyorum ama ben farkını göremedim. Ben Superstore'dan Sobeys'ten de alışveriş yapıyorum. Şimdi burada Atlantic var. Sobeys var en pahalılarından biri. Onu söyleyeyim. Sobeys bir kere en iyi kalite sunduğunu iddia eden ki et, süt, balık ürünü süt değil de işte yani gene süt her yerde bulabilirsiniz her sütte de balık, et şeyleri A kalite benim gözümde. Atlantic var Superstore. Atlantic Superstore ikincisi bu tek bir yer. Bu orta kalite ile üst kalite arasında kalmış bir yer. Aslında burada da discount bulabilirsiniz epey. Ürünleri kötü değil, güzel. Ama
Yani çok çok ucuz da değil buradan. Tek sadece buradan alışveriş yapmanızı önermem. Belli bir zamanda sizi sömürecek bir yer aslında yani. Sürekli buradan alışveriş yaparsanız. Ki ben bunu buradan yaptım bayağı süpersörden. Sonra farkına vardım bu discount yerlerin. Aslında mesela burada satılan domatesin süpersörde o zaman her zaman değil de işte aldığım zaman satılan domatesin fiyatının kilosu ben buradan alıyorsam 8 dolara öbür tarafta 2 dolar. Ha tabii aralarındaki mesafeyi de hesaba katarsak gidip sadece buradan rahatlık eve daha yakın olduğu için mesela buradan alıyorum. Neyse ama siz aynısını yapmayın. Giant Tiger var. Oraya gidin. Bak tekrar ediyorum. Giant Tiger. Çünkü çok iyi. Benim sponsor falan değil. Kim sponsor olacak kadar. Söylemek istediğim şey No Frills. Bir başka şey var. Gerel var. Gateway Market deniliyordu. Ben hiç gitmedim. Çünkü et çok tüketen bir insan olmadığım için orada et marketi. Ucuz diyorlar. Ucuz sebze meyve satan başka lokal marketler de var. Benim daha gitmediğim. Ama dediğim gibi No Frills ve Giant Tiger'ın ürünleri kötü değil. Bunların belli bir günleri oluyor, yeniden günler. O günleri yakalarsanız gayet gayet makul bir. Mesela aylık iki kişinin mutfak masrafı maksimum, hadi maksimumu siz belirleyin de ben minimumunu vereyim. Minimumu kişi başı hani et, süt, meyve, yumurta her şeyinizi aldığınızda sadece yiyecek için konuşuyorum. Kişi başı 200-250 dolara belki de daha azı kapatabilirsiniz. Tabii ben öyle yapıyorum anlamında değil ama Toronto'dayken böyleydi. Toronto'daki sadece no office'e gidebiliyordum. Çünkü o anki bütçem ona yetiyordu. O sizin kendi kalite algınızı ne kadar yükselttiğinize göre değişir. Şimdi bir ekonomik özgürlüğe sahip olduğum için tercih ettiğim şeyler farklı. Her şeyi aynı anda almıyorum. Yani eti Sobeys'ten alıyorum. Meyveleri Superstore'dan alıyorum. Geri kalan her şeyi Giant Tiger'dan alıyorum. Öyle söyleyebilirim. Çünkü bunlar benim üçgenim. Bu benim. Sizin daha farklı olabilir açıkçası. Evet. Yani vereceğim ufak tefek şeyler bunlar. Bir öğrenci, bir yeni gelen arkadaşa. Başka ne olabilir? Yemek, araba, ev, barınma bunlardan bahsettik. Lokasyonları söyledim. Bir de şey var. Giyinme tabii ki. Yani üstünüze bir şey alacaksınız. Tişört. Ha Walmart'ı unuttum ya. Walmart'ı nasıl unuturum? Bir dakika. Walmart. Walmart. Demirbaş. Ben çok fazla son zamanlarda gidemiyorum. Çünkü benim gittiğim yer biraz uzak. Walmart arkadaşlar. Walmart 1. Walmart en iyisi. Yani fiyat bakımından bir önce. 2. No Frills. 3. Superstore. Bu 3'ü. Sonra diyorsunuz ki arkadaş benim param var. Ben daha iyi. Daha farklı çeşit. Çeşit. Yani çeşit istiyorum diyorsanız gidin o zaman. Atlantic Superstore. Sobeys. Yani Sobeys'ten ben et tarzı pek bir ürün almıyorum. Çünkü ona verdiğim değer çok fazla. Değmiyor. Gözümde, benim gözümde. O sizin için giden veya gitmeyi düşünenler için farklı. Neyse. Evet, arada Shoppers var mesela arkamda. Shoppers şimdi dikiz aynasından, normal aynadan gördüm sahneyi. Shoppers bir eczane tarzı. İçinde de grocery yani yeme içme ürünlerini bulabileceğiniz bir yer aslında. Oradan cumartesi günleri bizim bulunduğumuz alanlarda yani Dartmouth, Halifax alanında bazı gün burası için cumartesi benim bulunduğum alan ama Halifax'ı bilmiyorum. Mesela yumurtadır bilmem ne, cartur, her ürünün farklı bir indirim günleri var. Cumartesi günü yumurta fiyatı düşüyor mesela. 2 bilmem ne oluyordu. Şimdi enflasyon birlikte daha da yükseldi ama genelde şu an Superstore'da bir şey 5 dolarken bir yumurta 4-5 dolarken öbür tarafta 2-3 dolara bulabiliyorsunuz. Drugstore'da. Neydi? Shoppers. Karıştırdım. Shoppers'da. Evet. Bu kadar sanırım. Yani sizin de sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa lütfen yorum yazın. Beğenin. Kanala abone olun. Ben tecrübelerimi aktarıyorum. Onun dışında çok da fazla bir şey aklıma gelmiyor şu an.
Daha çok konu var da bu genel bir başlık altında, genel bak küçük sub başlıklar altında öneri videosu oldu. Hoşçakalın.